Ben bundan yıllar önce... Bunda var mı? Gece görüş olması gerek. Merhaba arkadaşlar. Bugün BİM aktüel ürünleri incelemesinin daha beraberiz. BİM bu hafta arabalarımızı düşünerek arabanın içine birkaç malzemeler getirmiş. Bunları teker teker detaylıca incelemeye çalışacağız. Şimdiki incelememiz BİM'in getirmiş olduğu AutoVere araç içi kamera. BİM markasını bile pek duymadığımız bir markadan araç içi kamera getirmiş durumda. Bu kamerayı genel şöyle bir incelemeye geçmeden önce araç içi kamerayı kullanmayan arkadaşlar için şöyle kısaca bir değinmek istiyorum. Hani böyle trafikte görmüşsünüzdür, böyle motorcuların tepesinde falan aksiyon kamerası olur, yanında olur falan filan. Bu adamlar bu işi hani aksiyon olsun diye değil de yapan da vardır ama asıl amacı ola ki bir trafik kazası olduğu zaman kendini haklı çıkarabilecek elinde bir delil olması için bunu yapıyorlar. Bunun araç içi özellikli olanları da var. Bunun için BİM bunu düşünerek böyle bir cihaz getirmiş. Gerçekten bence genel bir araçlarda olması gereken bir özellik diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Böyle bir şey alırken dikkat etmemiz gereken bazı şartnameler var. Araç içi kamerası almamız gerekirken almıyoruz. Birincisi ve en önemli dikkat edeceğimiz hususun bir tanesi kameradır arkadaşlar. Kamerasının güzel olması gerekiyor. Ben bundan yıllar önce bu kameralar yeni çıktığı zaman bir tanesini satın aldım. Benimki biraz zandikti zaten ilk çıktığı sıralar falan filan. Yani şöyle söyleyeyim, al resmine baktım, o kutusu full HD falan, o kardeşim süper dedim ya, o zamanın şeyiyle falan çok güzel. Araca taktık, araç derken de yani son model bir araba değil, Tofaş'ımız var, buradan Tofaşçılara selam. Tofaş'a taktık, şöyle bir durum var, kameranın kötü olduğu için istediğim performansı alamadım. Ve benim aracımdakinin ekranı da ekranlıydı ama çok kötü bir ekranı vardı. İstediğim performansı vermedi. Bunun için dikkat edin. En önemli birinci nokta kamerası arkadaşlar. Bu BİM'in getirdiği kamerada hani profesyonel kameraların böyle lensleri olduğu gibi böyle bir lens oluşturmuş. Sanki böyle bir profesyonellik havası katmış ama yani bu profesyonelliği tam olarak alabileceğimizi sanmıyorum. Niye? Yani sonuçta fiyatı belli. Bu fiyata olabilecek kalite de ortada yani. En önemli özellikse kameranın ucunda bulunan lens. Gerçekten bu çok önemli. Hani kullandığınız kameranın lensi aynı bizim bu kameramız gibi kare bir şekilde oluyorsa sizin alacağınız açı buradan fazla olmayacaktır. Ama hani balık lensleri kullanan arkadaşlar çok daha iyi bilir, telefonlara takılan. Orada bir balık lensi vardır. Tam geniş bir açıyla ortamı görür. Bunun da böyle bir özelliği var. 90 derecelik bir açı görüyor. Yani etrafı tam olarak sanki sizin gözünüzle gördüğünüz bir açı şeklinde görmüş oluyor. Bu gerçekten çok güzel bir özellik diyebilirim. Ama şöyle söyleyeyim. Hani Bu BİM'e gelen ürünün hani internetten araştırdığımız zaman yani başka bir satıcısını ya da alanını bulamadık. Adam kendi özel birine ürettirmiş ve kendi markasını oluşturmuş galiba. Bunun için yaklaşık fiyatlarda olan kullanıcı yorumlarını internet sitemize ekleyeceğiz. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki kafanızda böyle bir kamera almak fikri varsa kesinlikle biraz daha para verip daha kaliteli bir şey almanızı öneriyorum. Size önerebileceğim birkaç marka var. Logitech'in ara kamerası var. Ondan sonra asıl önerebileceğim, kaliteli diyebileceğim Xiaomi'nin özel ara çeşitli kameralar bulunuyor. Bunlar da yaklaşık 350 civarında başlıyor. Ne kadar yukarıya doğru çıkıyor. Arkadaşlar anlattığım gibi kamera bu şekilde. Alternatif fiyat ve kullanıcı yorumlarını aşağıdaki internet sitesine ekledik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.